Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz sesin hızı ve yayılması. Hadi bakalım başlığımızı yazalım. Sesin hızı ve yayılması. Sevgili arkadaşlar, sizi bilmem ama ben gök gürültülerinden çok korkarım. Yani böyle hani şimşek çakıyor, gök gürültüsü falan, Allah, bana sanki böyle yer sallanıyor gibi gelir. Meğerse o yüksek hızla böyle bir titreşim oluyormuş. Ben onu yer sallanıyor zannediyordum. Şimşekle beraber, işte gök gürültüsüyle beraber deprem olduğunu zannediyordum. Meğerse öyle değilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, çok sevdiğim bir arkadaşım, işte bir gün ben böyle korkarken işte ışık patladı. Aa dedim, ne olacak falan. Bak Zuhal dedi, bunu bir oyun haline getir. Nasıl yapacağız? Hani şimşek çaktığında, yani her yer böyle aydınlandığında, içinden şöyle bir şey yap. 10'a kadar say bakalım ne zaman sesi gelecek. Diyordum ki ya ne diyorsun? Hemen sesi gelir. Yok yok, gelmiyor Zuhal, sen say diyordum. İşte şimşek çaktı, yani her taraf aydınlandı, ben saydım. 1, 2, 3, 4, 5, Allah Allah sesi gelmiyor. Dedi ki say say, gelecek şimdi. 5, 6, 7, gür diye bir ses geldi. O zaman öğrenmiştim arkadaşlar. Işığın sesten çok daha hızlı olduğunu. Evet, aslında ikisi de aynı anda oluyor ama bize ses daha sonra geliyor. Sonra ben bunu bir oyun haline getire getire bakalım şimdi daha hızlı mı olacak, daha yavaş mı olacak diye diye ben gök gürültüsü korkumdan kurtuldum. Şimdi arkadaşlar, nereden nereye geleceğiz? Evet, sizlerle sesin hızı ve yayılması dedik. Buradaki bir örnek de aslında onunla ilgiliydi. Öncelikle şunu bilin, ışık sesten daha hızlı yayılır. Ortalama bir bilgi verecek olursak, bakın, çok büyük bir özelliktir arkadaşlar bu. Şimdi diyoruz ki, ışığın hızı saniyede ortalama sevgili arkadaşlar, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın, 300 milyon metre bölü saniye ışığın hızı. Peki sesin hızı nedir? Bilen var mı? Şaşıracaksınız. 340 metre bölü saniye. Evet. Sesin ve ışığın havada yayılması arkadaşlar. Yani farkındaysanız yaklaşık arada 900 kat var. Yani değil mi? 900 kat çok fazla bir mevla var. O yüzden de şimşek çaktığında ışığı direkt görürsünüz. Çünkü hop şup diye iner. Ama ses onun arkasından tıngır mıngır tıngır mıngır onun arkasından gelir. Yaklaşık arada dediğimiz gibi bir 9 saniye falan oynar. Bu bilgiden sonra yine çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bütün dünyada bizlerin, canlıların yaşamasına vesile olan bilgiyi söyleyeyim. Işık boşlukta yayılır mı? Ne kadar kolay bir cevap. Evet, yayılır öğretmenim. Peki bunun bizim yaşamımızda ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? Bence çok bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, ışık boşlukta yayıldığı için uzaydan ışık ışınları, güneşten gelen ışık ışınları dünyamıza ulaşır. Fotosentezin oluşmasına, canlıların yaşamasına, her şeye sebep olan, gecenin gündüzün oluşmasına sebep olan da budur. Şükürler olsun ki ışık uzayda, yani boşlukta yayılır. Tamam, doğru cevap. Peki ses boşlukta yayılır mı? Diyenler varsa eğer, ses boşlukta yayılmaz. Öğretmenim ya, bu da çok önemli bir bilgi, olmasa gerek diyeceksiniz, öyle değil mi? Arkadaşlar, bu ışığın boşlukta yayılmasından çok daha önemli bir bilgi. Neden biliyor musunuz? Işık boşlukta yayılır ancak ses yayılmaz. Eğer ses boşlukta yayılsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Güneşten gelen onlarca, o saniyede yaşanan onlarca, milyonlarca inanılmaz büyük derecedeki patlamaların tamamını duyardık. Duymamızla beraber kulaklarımız patlardı arkadaşlar. O yüzden de herhangi bir, yani dünyada veya herhangi bir yerde hiçbir şekilde yaşam şansı olmazdı. Çünkü canlıların kulakları onu kaldıracak seviyede değildir arkadaşlar. Dünya patlardı. Evet, o yüzden de ne diyoruz? Ses boşlukta yayılmaz. Evet, bunu da not olarak yazıyoruz. Işık boşlukta, şükürler olsun ki yayılır. Ses boşlukta, şükürler olsun ki yayılmaz. Evet,
Şimdi arkadaşlar bu bilgiden sonra evet dediğimiz gibi ışık boşlukta yayılır ancak ses yayılmaz. Şimdi sesin havadaki hızını ve ışığın havadaki hızını verdik arkadaşlar. Bu hızlar eşiğinde dediğimiz gibi ne oluyor? Ses her zaman ışıktan daha sonra geliyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber sesin hızını ve yayılmasını işledik. Buna göre canlılara nasıl etki ettiğini konuştuk. Bunun üzerine yorumlu soruları özellikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin.